Ich werde euch jetzt die Redebeiträge von Almende auf Deutsch und auf Türkisch halten. Zunächst der Redebeitrag auf Türkisch. Kasım 2014'te, pardon 2011'de NSU cinayetleri açığa çıktığında Almende olarak söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Irkçı NSU cinayetlerinden devlet sorumludur. Bundan dolayı bizim için NSU cinayetlerinin aydınlatılması bitmemiştir. Ve sorumlu odaklar hak ettikleri cezayı almamışlardır. Bu defter kapanmadı. Çünkü NSU katilleri ülkede şehir şehir dolaşırken cinayete kurban gidenler ve yakınları karalandı, kriminalize edildi ve yaşamları alt üst edildi. Tahkikat kurumları yani polis ve gizli istihbarat teşkilatları olayları ırkçı bir zihniyetle ele aldılar. Çünkü cinayetlerin arka planı hakkında susuldu, çarpıtıldı ve cinayetlere göz yumuldu. Sayısız dosya imha edildi ve şahitler bertaraf edildi. Çünkü 5 yıl süren NSU davası ırkçı cinayetlerin ne arka planını ne de devletin rolünü açığa çıkardı. Çünkü cinayetlerde sorumluluğu olan güvenlik kurumları ve gizli istihbarat teşkilatları yasaklanmak yerine yetkileri genişletildi. Çünkü bugün açıkların ceza kararları yüreklere su sepecekten, su serpmekten çok uzak. Ve bugün Almanya'nın acı gerçeği ise şu durumda. Kısmen silahlı yüzlerce Nazi çetesi tutuklama kararına rağmen sözde bulunamıyor. Her sene mülteci ve barındıkları yurtlara karşı yüzlerce saldırı düzenleniyor. Mülteciler ve göçmenlere karşı karalama, kriminalize ve kışkırtma kampanyaları artarak devam ediyor. Medyada sürekli yük ve güvenlik meselesi olarak lanse ediliyorlar. AfD gibi açık ırkçı bir parti ağırlanmakla kalmıyor, onun stili ve talepleri hükümet partileri tarafından örnek alınıyor. Her sene binlerce insan Akdeniz'de göz göre göre boğulmaya terk edilirken Avrupa kalesi daha da geçilmez hale getiriliyor. Yurt dışı edilmeler, sınırda geri çevirmeler ve kamplara tıkamalar yoğunlaştırılıyor. Transit ülkeleriyle anlaşmalar ve kamp kurmalar daha da etkin bir şekilde sürdürülüyor. Light Kultur ve integrasyon gibi ırkçı üstünlük zihniyet göç politikalarını belirliyor. Tehlikeli şahıs gibi kavramlarla polisin yetkileri arttırılıyor ve kontrolcü bir devlet meşrulaştırılıyor. Evet, bu liste saymakla bitmez. Bu durumda ise bize Nazi saldırılarına karşı öz direnişi ve topluma hakim olan ırkçı zihniyete karşı mücadeleyi daha da kapsamlı bir şekilde örgütlemek düşer. Ve son cümle olarak diyoruz ki hedefimiz ırkçılığın olmadığı bir toplumda eşit koşullarda ortak yaşamak. Almende.